Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün sizlerle Akrep Burcu kadınlarını Mayıs ayında hangi enerjiler bekliyor? Neler yapacaksınız, neler yapmayacaksınız, neleri tavsiye edecek, nelere kaç, nelere gel diyecek? Bunları yorumlayacağım sizler için. Dilerseniz haydi gelin hep beraber kartlarımızı karıştırmaya başlayalım. Sevgili arkadaşlar. Şimdi ilk kartımız Ay Tanrıçası ile birlikte geldi. Ay Tanrıçası demek hislerinizin çok kuvvetli olacağı bir ay demek Mayıs ayı için. Hem de birden fazla konuyla alakalı. Çünkü komşu olasılıklar geldi yanındaki kartta. Ve takdir geldi. Yani aslında siz takdir edildiğinizi hissediyorsunuz da birden fazla konuyla alakalı. Bu hissiyatınız gerçeğe dönüşecek bu ay ve ne kadar takdir edildiğinizi anlama imkanı bulacaksınız. Yani somut bir kanıt olacaksınız diyebilirim. Yani hani böyle evet beni takdir ediyorlardır hani diyorsunuzdur ama hani bunu size dile getirecek olan insanlar da olabilir. Kendinize inanın dedi sincapın ruhu ile birlikte. Çok tatlı bir sincap yapmışlar. Ve biraz da nefes alın dedi ay kartımız. Demek ki biraz olaylar üst üste gelmiş olabilir diğer aylardan kalma. Mayıs ayında birazcık nefes almaya ihtiyacınızın olduğu bir ay olacak. Alt sıraya geçtiğimizde çok enteresan geldi. Şuraya bir tane daha kart koymak istedim. Alayım hemen. Allah. Bakın İkisi birbirle çok alakalı iki kart ama buradan görmüyorsunuz galiba. Mezar kartı geldi. Bir şeyin biteceğini söyledi bize Mayıs ayında. Ne bitecek biliyor musunuz? Ailenizin desteği. Aileniz sizi bir konuda artık desteklemeyecek. Çok tuhaf. Maddi manevi. Aileyle zaman geçirmek, aile meselelerinin gündemde olması, aile kurmayı istemek, aile arkadaş desteğiyle sıkıntılardan kurtulacaksın, maddi manevi yardımını alacaksın dediğimiz noktada böyle bir şey olmayacak dedi. Peki neden? Yüzleşmeler olacakmış çünkü bir şeyleri ortaya çıkaracak. Siz bir şeyler karıştırmış olabilir misiniz arkadaşlar? Sanki bundan dolayı gibi bir şeyler ortaya çıkacak ve artık kimse size inanmayacak gibi görünüyor. Mayıs ayında aman dikkatli olun. Sözlerinize dikkat edin. Eril dişil dengeye geleceğiniz bir ay aynı zamanda. Ve burada ne geldi? Tılsım kraliçesi. Anne desteği geldi. Anneden yana bir desteğiniz olacak. Annenizin akrabalarından birisi olabilir eğer anneniz yoksa. Yani hayatta değilse eğer. Bir maddi manevi para desteğiyle alakalı eril dişil dengeye de geleceksiniz.
İlahi adaletin tecelli edeceği bir ay olacak Mayıs ayı sizin için. Dikkatli olmalısınız. Bir şeylerin size az geldiğini fark edeceksiniz ve bunun değişim, dönüşüm arifesinde olduğunu da anlayacaksınız. Konu nedir? Konuyu vermiyor. Konu tabii ki de sizinle alakalı ama sizi yüceltecek bir şey, size iyi gelecek bir şeymiş. Yine bir takdir edilme durumları var. Hangi konuda ama? Ya dünyevi kısmetlerinizle alakalı. Güzel peki. Buradaki destek niçin olmayacak size? Çalışma hayatı, çalışma. Belki de bir iş kurmak isteyeceksiniz ama aileniz size destek vermeyecek. Evet, ya da bir iş yapmak isteyeceksiniz. Bu konuda destek alamayacakmışsınız. Peki destek almazsanız ne olacak? Gideceksiniz olarak görünüyor. İl ya da ülke dışı gitme kararı alabilirsiniz. Peki. Gidecek misiniz? Hayır. Şeytan enerjisinde tutukluk enerjisi vardır. O yüzden sizi alıkoyar. Gidemezsiniz. Bağlısınız bakın. Şeytan kartında böyle bir durum söz konusu var. Peki. Sorularımıza başlayalım. Akrep burcu kadınları, işi olmayanların Mayıs ayı nasıl geçecek? Ama bir baba desteği var arkanızda. Bu ay hem anne hem baba desteği var size. Maddi açıdan. Bu ay böyle geçecek. Babanızdan destek. Babanızdan maaş alıyor olabilirsiniz. Veya da babanız size destek oluyor olabilir hayattaysa. Bir işi olanlar için ise aman Mayıs ayına dikkat. Maddi sıkıntıya girebilirsiniz. Kredi çekeceksiniz sanki. Aman çekmeyin. Ne olursa olsun Mayıs ayını atlatın en azından. Mayıs ayı sıkın dişinizi. Başka bir zaman alırsınız. Bu ay alırsanız çok büyük içeri gireceksiniz. Haberiniz olsun. Bir ilişkisi olmayanlar için ise muazzam bir fırsat yakalayacaksınız. Bir ilişkiye başlamak için çok sağlam temelleri olan bir ilişki olacak. Bir ilişkisi olanlar için ise ihanete uğrayacaksınız ya da kırıcı sözler duyacaksınız bu karşınızdaki kişiden. Arkadaşların arkadaş grubundan, arkadaş topluluğundan duyulacak bu. Ortak arkadaşlarınızdan birisi size bir şey söyleyecek. İlişkinizi bitirmeye yönelik mi? Değil. Ama ilişkinizde partnerinizin, sevdiğiniz kişinin neden böyle bu kadar ilgisiz veyahut da neden istediğiniz gibi bir ilişki size yaşatmadığını anlayacaksınız. Bir yerden bir şeyler duyacaksınız siz. Arkadaşlardan birisi size çıtlatacak. Evliyseniz bir karar aşamasındasınız. Güç, çocuklar, buluşma. Çocuklarınızla alakalı bazı kararlar alacak olabilirsiniz. Eğitimleri açısından olabilir. Özellikle il dışı, ülke dışı eğer eğitimleriyle ilgili düşünüyorsanız bu tarz konular gündeme gelecek olabilir Mayıs ayında. Eğer ki platonikseniz, platonik olduğunuz kişinin size açılma olasılığı Mayıs ayında hem var hem yok. Bir engeliniz var sizin. Şimdi şöyle, platoniksiniz de daha önce bir ilişkiniz olmuş sanırım bu kişiyle. Sonradan platonikliğe dönüşmüş. Yani daha doğrusu birbirinizi sosyal medyadan engellemiş olabilirsiniz. Şimdi bu engelin açılması için çok sabırsızlanıyorsunuz. Bu olacak mı konuşma görüşme? Olmayacak olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. Yani en azından Mayıs ayında olmayacak. Bir sonraki aylara bakabiliriz. Peki. Ex partnerinizi istiyorsanız onun size olan enerjisi Mayıs ayında pişmanlık enerjisinde bu adam. Kırmış, dökmüş. Şimdi de sorumluluğu nasıl alacağını bilmiyor. Evet. Pişman sizi üzdüğü için. Yani hiç şeyi yok bunun. Geri dönüşü yok sevgili arkadaşlar, ex partner. Onu hala beklemeli misiniz?
Bekliyorsunuz bakın. Şu anda da bekliyorsunuz. Beklemeniz iyi olacak mı? Eğer ki zengin bir evlilik yapmak için bekliyorsanız bekleyin. Yani bunun olabilme ihtimali var diyor. Ama aşkla bekleyecekseniz beklemeyin. Yani bir menfaatiniz yoksa bu adamdan, bu adamı hiç beklemeyin sevgili arkadaşlar. Evet, sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım doğru yorumlamışımdır. Size ışık olabilmişimdir. Sizi uyarabilmişimdir. Veyahut da size umut verebilmişimdir. Düzgün bir şekilde, doğru bir şekilde. Hepinizi kocaman öpüyorum. Haziran ayı yorumunda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.